Sayın seyirciler, Diyarbakır'ın Sur ilçesinden yine acı haber geldi. Sabah saatlerinde PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu biri Teğmen, 4 asker şehit oldu, 6 güvenlik görevlisi yaralandı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli çatışma bazı noktalarda devam ediyor. Şehit asker sayısı 4'e yükseldi. Şehit olan askerlerden birinin Teğmen olduğu öğrenilirken sabah saatlerinde başlayan operasyonlarda yaralı güvenlik görevlisi sayısının da 3'ü asker, 3'ü polis olmak üzere 6'ya yükseldiği belirtildi. Sur'daki yoğun çatışma nedeniyle Gazi Caddesi'ne sivillerin giriş çıkışlarına izin verilmedi. Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristler bombalı tuzakla saldırdı. Yola döşenen patlayıcı zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlatıldı. 3 polis yaralandı. Hain saldırının adresi İdil-Midyat Karayolu'nun 1. kilometresi. Bu sabah saatlerinde yol kontrol uygulaması yapan polise ait zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından döşenen patlayıcı infilak ettirildi. Patlama sonucu zırhlı araç devrilirken araçta bulunan polislerden 3'ü yaralandı. İkisinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralı polislere ilk müdahale İdil Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra helikopterle Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamanın ardından İdil-Midyat Karayolu uzun süre trafiğe kapatıldı. İlçede hendek ve barikatların bulunduğu Turgut Özal Mahallesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Helikopterlerin de destek verdiği operasyon devam ederken ilçede patlama ve silah sesleri duyuldu. Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen bir asker ve 2 polis için Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Şehitler memleketlerine uğurlandı. Cizre'de 14 Aralık'ta başlatılan operasyonlar kapsamında dün çıkan çatışmada bir asker ve 2 polis şehit olmuştu. Şehit jandarma subay Kıdemli Çavuş Ahmet Semerci, özel harekat polisleri Ömer Güney ve Taner Cin Polat için Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Şırnak Valisi Ali İhsan Su, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar, Emniyet Müdürü Celal Sel, Sivil Toplum Kuruluşları ve şehitlerin silah arkadaşlarının katıldığı törende önce şehitlerin özgeçmişleri okundu. Okunan dualardan sonra şehitlerin cenazeleri helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na gönderildi. 24 yaşındaki özel harekat polisi Ömer Güney'in cenazesi Sivas'a, 29 yaşındaki jandarma subay Kıdemli Çavuş Ahmet Semerci'nin cenazesi Balıkesir'in Sındırgı ilçesine ve 25 yaşındaki özel harekat polisi Taner Cin Polat'ın cenazesi ise Gaziantep'e uğurlandı.